Selam, ben Hasan Tuzcu. YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle podcast nedir, neden podcast dinlemeliyiz, bu soruların cevabını bulacağız. Bu videomu çekmemin amacı bundan birkaç yıl önce ilk podcast nedir, neden podcast çekmeliyiz videomu paylaşmıştım. Bu bir güncelleme videosu. Daha geniş ve daha kapsamlı olarak ele aldığım bir video olacak. Ayrıca bu videonun sonuna kadar izlersen podcast nedir, neden podcast dinlemelisin ve neden podcast kaydetmelisin bunların sebebini öğreneceksin. Videomu beğenip paylaşırsan ve kanalıma abone olursan da çok mutlu olurum. Önce podcast nedir sorusuna bir cevap bulalım. Podcast nedir derseniz podcast iPod ve broadcast kelimelerinden türemiş. Yani canlı yayın ve küçük kapsül kelimelerinden türetilmiş bir kelime. Podcast'i şöyle özetleyebiliriz. Küçük kapsül dedik ya. Bilgiyi sıkıştırıp bizlere yedirdikleri bir sistem olarak algılayabiliriz, düşünebiliriz. Jetkilleri izleyenler buna pek yabancı olmayacaklardır. Ben ilk bu Podcast Nedir videosunu yayınladığımda podcast yeni yeni Türkiye'de popülerliğini kazanıyordu. Fakat şimdi geldiğimiz noktada artık podcast olmayanı dövüyorlar ve hatta şöyle bir şey oldu. Artık podcast ajansları açılmaya başladı. Podcast dediğimiz şey aslında radyonun günümüze uyarlanmış, modernleştirilmiş hali. Şöyle telefonlarımıza indirdiğimiz MP3 kayıtları veya birçok artık aplikasyon var podcast dinleyebileceğimiz. Bunlardan çok kolaylıkla istediğiniz zamanda, istediğiniz yerde, istediğiniz konuyla alakalı podcast kayıtlarını dinleyebiliyorsunuz. Günümüzde zamanın ne kadar değerli olduğunu göz önünde bulundurursak, istediğimiz zamanda, istediğimiz yerde ve istediğimiz podcast kaydını dinlememiz podcast'i trend konulardan biri haline getiriyor. Peki Hasan, bu podcaster nasıl olunur derseniz, anlatacak bir şeyleriniz varsa ve eğer çok uygun fiyatlı, ucuz yollu bir mikrofonunuz da varsa hemen kaydedip bunu online platformlarda paylaşabilirsiniz ve siz de böylelikle belli bir kitleye ulaşıp podcaster olabilirsiniz. Peki şimdi size ben bir soru soruyorum. Senin anlatacak bir şeyin var mı? Peki sen podcaster olabilir misin? Eğer anlatacak bir şey olduğunu düşünenler varsa videonun altına yorum yazsınlar. Ben fikrimi kimseyle paylaşmam diyenler de olabilir. Bunlar da var yazarsa ben yine iknayım. Bakalım kaç kişinin anlatacak bir şey var. Kaç kişi birbirine bir şey anlatmak istiyor. Günümüzde de Türkiye'de de çeşit çeşit podcast türü bulmak mümkün. Bunlar mizah, politika, cinsel sağlık, çeşit çeşit toplum, kültürel, çeşit çeşit podcast kayıtları bulabilirsiniz. İlgi alanınıza göre de bunların arasından seçim yapabilirsiniz. Dünya nüfusunun geneline baktığımız zaman artık çok sayıda kişi podcast dinliyor. Ve sizin de podcast dinlemeniz, dünyayı takip etmeniz, kendinizi güncel tutmanız, bilgi birikiminizi arttırmanız ve ufkunuzu geliştirmeniz anlamına geliyor. Şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Farklı konularda birçok podcast dinleyerek bilgi birikiminizi arttırabilirsiniz. Bu da sizin sosyal ortamlarda daha popüler biri halinize gelmenize yardımcı olacaktır. Peki biz bu podcastleri nereden dinleriz Hasan derseniz de Spotify, Google Podcast, YouTube, iTunes gibi birçok podcast'e ulaşabileceğiniz kaynak mevcut. Bunların ücretli ve ücretsiz olanları da var. Yine tercihe göre sizler kendi seçiminizi yapabilirsiniz. Peki ne dinlemeliyim diyorsanız da buradan benim podcast önerileri oynatma listeme göz atabilirsiniz. Sizler için birçok video paylaştım. Bunları da yine takip edebilirsiniz. Buradan izlediklerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca daha çok podcast önerisi ve daha çok video istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Buraya kadar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz ve videomu beğenirseniz de ben çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.